geleneksel olarak herkesin kafasında vardır. Büyüklerimiz her neki buyurdu ise anların cümlesi haktır ve doğrudur. Daha geçen gün Almanya'dan gelen bir mektupta bir hoca efendi buyuruyor ki diyor. Efendim, Hicri 2. 3. asırda ne kadar müştehit gelip geçmiş ise kıyamete kadar Müslümanların karşılaşacakları bütün sorunları çözmüşler. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Öyle buyuruyormuş. Oradaki bu hoca efendi. Tabi Türkiye'yi fethetti. Şimdi Almanya'lar fethediyor böyle hoca efendi. Şimdi buna cevap istiyor daha bir sürü sorusunun yanında. Aynı hoca efendi iktibası okumak caiz değildir diye fetvasını da vermiş. Onu da naklediyor. Konu şu, burada acaba o büyüklerimiz dediği hoca efendiye sormak lazım. Haşa ve kella, zamanları ve mekanları kapsayan Allah mı acaba o büyükleri? Yoksa onlar da bizim gibi insan mıydılar? Elbette insandılar. İnsanlar her şeyleriyle mahduttur. Akıllarıyla, düşünceleriyle, izanlarıyla, muhakemeleriyle, boylarıyla, bostlarıyla, görmelerinin mesafesiyle, her şeyleriyle. Hudutsuz olan, başlangıçsız ve sonsuz olan yalnız Allah. Öyleyse Allah hepsine mağfiret etsin. Ebu Hanife'den Evzai'ye kadar, Abdullah bin İbad'dan İmam Cafer'e kadar, yok Şafii'den bilmem Davud-u Zahiri'ye kadar. Herkes elinden geleni yapmaya çalışmış, yapabilmiş, yapamamış, ne yaptıysa. Ama hiçbirisi dememiş ki bizim görüşlerimiz kıyamete kadar geçerlidir. Onlar kendilerini bilen insanlar. Akıllı insan zaten böyle bir söz söyler. Doğrulukları kıyamete kadar bütün zamanları kapsayan, isabetlilikleri bütün arzı kapsayan ifadeler ancak Allah'tan sadır olabilir. Çünkü bütün mekan ve zamanlara hakim olan, hükmeden, onların sahibi olan, onları yaratan, taşıdığı özelliklerin tümünü kendilerine veren varlık.